Ben gar katliamında oğlumu kaybettim. 103 insanın arasında barış ve demokrasi talebiyle, insanca yaşamak talebiyle yüzlerce, binlerce, yüz binlerce insanın Ankara'ya geldiği bir anda IŞİD'ci teröristler tarafında arka arkaya atılan iki bombada oğlumu ve 104 kişiyi kaybettik. Ben de oradaydım, eşim de oradaydı, çocuklar da oradaydı. Benim aslen dedim ya, bir adalet mücadelesi 7 yıldır hala biz salonlarda, Adalet Sarayı'nda biz bu mücadelemizi sürdürürken, böyle bir milletvekili talebi gelince de tabii ki benim burada var olmam gerektiğini kendim de istedim, tabii partilerimiz de istedi. Benim buradaki gerçekte milletvekili ve adaylığı talebimde şöyle bir şeyim var. Ben Türkiye'de birçok katliam işlendi. Yani çok yakın tarihte çok katliam işlendi. Suruç'ta, Roboski'de, Soma'da 301 tane Soma işçisinin daha irili ufaklı onlarca katliam. Yine tren kazalarıyla öldürülen çocuklar. Ya ben bütün bu adalet davası sürerken ben de biz sadece göze gelen 9 tane IŞİD'li yargılandı. Ama ben orada mecliste çocuğumun asıl ona yol verenlere, yani 2000 gar katliamında onlara yol verenlerin, yani işte aramada geçilen IŞİD'lilerin, o dönemin başbakanını, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Müdürlüğü'nün yargılanması, Sağlık Bakanlığı'nın yargılanması için mücadele ettim. Ve bugün de benim asıl amacım, Yeşil Sol Parti'de aday olmamın birinci derecedeki nedeni de benim adalet yürüyüşüm hem mecliste hem de alanlarda hem de salonlarda olması için. O gün Hizbullah vardı, bugün Hüdapar var. Hüdapar da onun zaten aynı devamı. IŞİD'le aynı anlayış, aynı devam. IŞİD'in de Hüdapar'dan, Hüdapar'ın IŞİD'de de Hizbullah'ta da farkı yoktur. Aynı katliamları gözünü kırpmada yapacak bir anlayışları var. Kadına bakış açıları belli, insana bakış açıları belli. Kendiler gibi yaşamayanların yok sayılması, mübah olduğunu söyleyen bir anlayışla Cumhur İttifakı iç içe geçmiştir. Asıl şudur benim söylemek istediğim, biz nereden olursak olalım, iş yerlerinde, sokakta, evde, mahallelerde, kadınların içinde, biz böyle bir ceberut anlayışın, böyle bir ceberut yönetimin Hizbullah'la bir araya geldiğinde ne kadar korkunç şeyler yaşayacağımızı, yine o katliamları yaşamamak için hem ben bunun için adayım. Ya bütün bunları anlatarak bu ülkeyi karanlığa sürmeye çalışan bu anlayışa karşı kesinlikle biz işçiler, emekçiler, kadınlar mücadele etmeliyiz ve böyle bir anlayışı bu ülkede iktidar etmemeliyiz diyorum. Bugün 300 lirayla pazara giderken iki poşetle dönebiliyorlar. Bu gerçekten yoksulluğun dibine vurmuş. Asgari ücret açlık sınırının altında. Yani bütün bunlardan dolayı biz pazarlarda ve mahallelerde çalışmamızda kesinlikle ve kesinlikle haklısınız. Ama güçlü bir, yani yönetim güçlü bir, yani güven veren bir iradenin olmasını tabii talep ediyorlar. Bizde de o irade ve o güç var. Halkın da şöyle bize karşı yaklaşımı gayet olumlu. Çünkü biz bir alternatifiz. Biz mecliste gerçekten halk için olacağız.